Türkiye Cumhuriyeti'nin pek kıymetli yatırımcıları Türkiye'nin en iyi nokta atışı yapan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle beraber biraz geç de olsa güzel bir videoya imza atacağız. Bugün normalde video çekmeyecektim. Eve daha yeni girdim. İşlerim vardı dışarıda. İstanbul'a gittim geldim. Arabayla trafik falan derken acayip de kendimi zaten yorgun hissediyorum. Birkaç yorumda arkadaşlarımız da bundan bahsetmişler. Hocam göz kapaklarından ameliyat ol çok yorgun bakıyorsun sürekli videolarda diyerekten çok teşekkür ediyorum sizlere ee, video çekmeyecektim ama maalesef sevgili arkadaşlar bazı iddia kuponcusu at hırsızı arkadaşlarımız var ki bir gün ortadan kaybolduğum zaman aha kaçtı gitti diye türemeye başlıyorlar sanki darbeciyiz memleketi bırakıp Yunanistan'a kaçtık ulan adam özel hayatı olabilir bir sıkıntı olabilir. Bir gün video çekmeyebilir. Hisse düştü, kaçtı gitti diye saçma sapan konuşmalar oluyor. Gerçekten yorumlarda bunları gördüm. Yani diyecek söz de bulamıyorum. Buradayım. Depremde de buradaydım. Darbede de buradaydım. Savaşta da buradaydım. Her zaman buradaydım. Çıkarken de buradaydım. Yine buradayım. Yani burada abartacak bir şey yok. Abone değilseniz abone olun, öyle izleyin bari. Hani bu yorumları yapıyorsanız abone de olun da <laughs> takipleşelim öyle izleyin yani. Ee, bize karşı sayıp sövene de saygımız var. Tabi ileri gitmediği sürece eleştirici eleştiriye de saygımız var. Ee, evet ben de çok da saçmalamayayım hemen yani başlayalım videoya. herkese iyi seyirler. Evet kıymetli arkadaşlar. Tabii ki her zamanki gibi programımızı açıyoruz ve buradan hisseleri yorumlamaya başlayalım. Bugün vadeli endeks artı 0.25'lik bir kapanış yaptı. Borsamız BIST 100 artı 0.04'lük hafif pozitif yatay bir kapanış yaptı. Bankacılık endeksi de artı 0.35 hafif pozitif bir kapanış yaptı. Bunun dışında borsamızda genel olarak bir düşüş hakimdi kıymetli arkadaşlar. Maalesef durum tablo böyleydi. Şimdi ben bu video içerisinde hem borsa analizi yapacağım hem en son paylaştığım hisselerle alakalı değerlendirme yapacağım. Hem de bir mücadele içerisindeydim sizler de biliyorsunuz. Bu mücadeleyi son dakika olarak değerlendireceğim. Ben hiçbir yere kaçtığım yok. Sözümün arkasındayım. Araba alma hedefimi de sonuna kadar devam ettiriyorum kıymetli arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Kimse bundan şüphe etmesin. Ee, böyle bir tablo var. Sizler de görüyorsunuz paylaştığım hisselerle alakalı. Öncelikle Vakko ile alakalı yorum yapmak istiyorum. Vakko 0.70 kapattı. Vakko'nun grafiğini açalım. Vakko dün tavandı. Tavan bozdu biraz aşağı çekilip kapandı. Önceki gün tavan kapattı. 10 gün yüzde 5 neyse yükseldi. %6.39 6-39 yükseldi. 10 gün de yüzde 4 yükseldi. Şimdi Vakko'yu ben paylaşalı. Bakın 18-11-2024. Not almış. Videoları da sabittir. Kardeşim bu hisseyi ayın 18'inde ben paylaşırken neredeydin? Soruyorum. Where are you from? Neyse neredeydin? Yani... Veristi bilmem ne işte neredeydin kardeşim? Soruyor ben neredeydin? Neredeydin? Yoktun değil mi? Şimdi adam gelmiş bana yorumlarda yazıyor ki Vakko aldırdın iki gündür milleti çökerttin. Oğlum Vakko'yu ben paylaştım. Ben tavanda dedim ki tavan oldu video çektim. Dedim ki kardeşim Vakko'da nokta atışı oldu. Tavandan Bank of America bütün malı aldı. Bir sıkıntı yok herkes kar etti. Ertesi gün Vakko tavan oldu yine. Tavan bozdu yavaş yavaş geri çekildi. Bu senaryoda zarar edebilen arkadaşımız acilen borsayı bırakmalı. Yani sen paylaş %25 gitsin 3-5 gün içerisinde ve sen zarar et. Gerçekten bunu başarabilen varsa borsayı bıraksın. Bundan da kar edemiyorsa bence hiçbir şeyden kar edemez. Yani ben ben böyle düşünüyorum. 2 artı 2, 4 benim görüşlerim bu şekilde. Şimdi Vakko'yu paylaştık düştü ama bak yine de arkasındayım yine de yorumlarımı yapmaya devam ediyorum Vakko daha da gidecek arkadaşlar niye çünkü bakın trendi kırdı düştü onayını alıyor yola devam edecek bu hemen 10 tavan görecek anlamına gelmiyor ki zaten %25'i ben paylaştıktan sonra gördü normal değil mi yani be at kardeşim niye yorumlarda bana hakaret yağdırıyorsun be kardeşim bunu görmüyor musun neyse bunu geçtik şimdi hareket hissesine bakalım. Bunda da çok güzel ataklar bekledi mi sizlere paylaşmıştım yazmıştım. Şöyle grafiği 2 saatlik periyoda alalım. Burada arkadaşlar hissemizin trendi kırdığını trend üzerinde flama formasyonu beraber yukarı atak yaptığını söylemiştim. Gün sonuna doğru bir miktar kapanışta satışlar oldu. Son 2 saatte özellikle çok ciddi bir gerileme oldu. Bunun sebebini ben şuna bağlıyorum. Bakın hisseye girenler kredili işlemlerle giriyorlar büyük oranlarda. Ve çarşamba günü bugün olmasından dolayı 3 katı kredi faizi uygulanıyor. Bundan dolayı gün sonuna doğru hisse zaten uçup kaçmadığı için yukarıdan veremeyenler buradan vererek tahtayı bozmuş oldu arkadaşlar. Ama bozulmadı sıkıntı yok. Yarın bir gün toparlayıp hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Benim mücadelem sonuna kadar devam devam ediyor. Hiçbir sıkıntı problem yok. Şu an onaylanmış bir düşüş devamı da zaten burada görünmüyor. Onay almamış düşüşe dair. Bakın aşağıda günlük grafikte son 21 günlük ortalama 55'te yukarı doğru kırdı. Her şey pozitif. Bir sıkıntı problem yok kıymetli arkadaşlar. Net bir şekilde burada görünen bir sıkıntı problem yok. Yani hisse görüntüsü yeniydi. Yeni olarak devam ediyor. Sıkıntı yok. Yeni olarak devam ediyor. Yani ben buradayım. Bak kaçan yok, göçen yok. Dediğim gibi özel hayattan dolayı geç bugün bilgisayar başına geçtim. Video çekemedim. Kusura bakmayın. Ee, ama kaçan giden yok. Şimdi endekste alakalı yorum yapmadan önce hareketle alakalı son olarak şunu söylüyorum. Hareket proje taşımacılık. Ben mücadeleme devam ediyorum. 10 hisse 10 milyon TL sırayla bu hisseler alınmak kaydıyla her birinden en az %5 kar etmeyi hedefleyerekten bir araba almayı düşünüyorum ve ben bu hareket hissesinde %5'ten fazla karı gördüm. Verdim mi? Vermedim. Niye? Çünkü ben burada çıkıp da demiyorsam ki nokta atışı oldu. Bunu demiyorsam ki vermemişimdir. Yani niye böyle burada video çekip konuşup da arkadan kendim satayım ki. Telegram grubunu da zaten görebilirsiniz. Bunlar ücretsizdir tamamen. Bu benim mücadelem. Ben iyi bir borsacı mıyım, kötü bir borsacı mıyım? Ben burada kendimi ölçmeye çalışıyorum. Kimseye demiyorum ki hareket alın siz de araba alacaksınız. Ve kardeşim 10 milyonu koyan benim. Sen koymuyorsun ki 10 milyon. Hani koysan bile araba almanı ben zaten garanti etmiyorum. Ben mücadele ediyorum kendimle. Ben iyi borsacı mıyım, kötü borsacı mıyım? Bak Vakko dedim. %25 oldu. %15 de zaten herkes kar etti. Tavandan herkes malı verdi Bank of Amerika'ya bitti. Hareketle alakalı görüşlerim devam ettiğini söyleyebilirim sadece. Devam ediyor grafik bir sıkıntı yok bozulum yok. En güncel en son kesede şu an bu. Bir sıkıntı problem yok. Bakın düşen tepeleri de şuradan çizebiliriz. En tepeden alıyoruz şu şekilde çiziyoruz. Gördüğünüz gibi trend kırıldı yukarı doğru. Hiçbir sıkıntı problem yok. Yani düşüş trendi is finish. Bitti. Düşüş trendi bitti arkadaşlar. Burada da Fatih Terim <laughs> importante İtalyanca konuşmaya çalışıyoruz. Düşüş trendi bitti. Problem yok. Şimdi endeksle alakalı nokta atışlarını yapalım. Bakın YouTube'da abone değilseniz abone olun. Günler öncesinde söyledim. Bak risk alan kazanacak. Borsa şu dirence takılacak dedim. Bak şu dirence. Nokta atışı söyledim. Şu dirence. Daha sabahki yaptığım şu kısa video içerisinde. Bak şu kısa video içerisinde. Sabahki yaptığım videoda ben şunu dedim. Arkadaşlar 9750 200 günlük hareketli ortalama burayı hemen geçemez. Çünkü önümüzdeki hafta enflasyon verisi var. Ne olacağı belli değil. Bu belirsizlikte de çıkamaz. Düşse de 9500'e kadar normal, daha aşağısı sıkıntı olabilir dedim ve bunun hala arkasında devam ediyorum. 9750 ne şekilde olursa olsun geçildiği zaman bahar havası, ralli havası borsayı yukarı doğru sürecektir. Sıkıntı yok bu kadar. Bitti. Borsa bu kadar. Yarın Perşembe biraz daha zor bir borsa bir olabilir olacaktır diye tahmin ediyorum. Biraz daha zor olacaktır ama düşüş onaylanmadı. Bakın onu söyleyeyim size. Şuradan yatay çizgi çekiyoruz aşağıya. Bakın borsanın 9590'ı aşağı kırmasıyla düşüş onayı gerçekleşecek. Onaylanmadı. Belirsiz borsada. Muallakta. Yani şunu diyorlar bir yandan. Acaba önceden biz enflasyonu öğrenebilir miyiz? Enflasyonu dair bir şey varsa önceden fiyatlama yapabilir miyiz? Şu an enflasyon verileri belirsiz olduğu için, tahminler şu an belirsiz olduğu için bu orta 9.750'yi kıramıyor. Ama aşağıda gidemiyor. Yani yine belirsiz olduğu için gidemiyor. Çünkü iyi bir veri gelme ihtimalle karşı çok iyi fırlayacak yukarıya. Bu aralıkta hafif alsat risk almadan yapılabilir. Ama baktık 9.500'e doğru gidiyor. Daha aşağı gidiyor. Enflasyon kötü gelmiş. O zaman bir ay daha borsa fren yapacaktır. patinaj yapacaktır daha doğrusu. Görüşlerim bunlar. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bakın ben böyle güzel sabahın köründe hazırlanıyorum. Herkese günaydınlar diye sabah saat 7'de, 8'de, 9'da videolar çekip atıyorum. Bunları da izleyin sevgili arkadaşlar. Çünkü niye? Boşuna yapmıyorum ki. Yani bak ben burada hisse anlatıyorum. Her şeyini anlatıyorum. Desteğin direncini paylaşıyorum. Adam at hırsızı bana diyor ki ertesi gün ortadan kayboldum. Bak saat 11'i geçmiş ben video çekiyorum. Sesimin ne, kadar çatallandığını da görüyorsunuz. ya. Yani hasta olur insan bir şey olur. At hırsızı insanlar böyle zart diye konuşuyorlar. Ben bu konuşmayı kaba tabirle öküzün göle sıçmasına benzetiyorum. Öküz göle lap diye sıçar arkadaşlar. Böyle lap diye konuşuyorlar. Yani e, konuşmaya gerek yok bu şekilde. Biz buradayız. Hep, de hep de buradaydım. Bak YouTube kanalında adamlar hep bana şunu diyorlar. Borsa düştü ortadan kayboldun. Borsa çıktı ortaya çıktı. Bak 1100 tane video var burada. Benim sildiklerim de var. 200-300 video da ben sildim. Eski, çok eski, çok kötü diye. 1100 video var. Bak şu an aktif. 1400 sayınız bunu. 300 tane de ben sildim. 1400 video. Her gün bir video çekilmiş yani ortalama. 1400 video. Ne demek? Kim kaçmış yani? Anladınız mı? Hani Ayıp. Ayıp. Gerçekten ayıp. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok performanslı bir video olamadı. Çünkü enerjimi veremiyorum. Enerjim yok. Yatıp uyuyacağım birazdan da. Ee, sabah görüşmek üzere. Sabah yine şöyle zımba gibi <laughs> şu halimle şu şekilde arkadaşlar. Yine sabah sova borusu gibi kollarla zımba gibi video çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.